Devam ediyoruz. Koç Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Orkun Müftüoğlu ile kornea ve göz yüzeyi hastalıklarını konuşacağız. Yapay korneayı konuşacağız sevgili izleyenler. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Öncelikle bizdense bir iltifat, e, hayli genç bir profesörle karşı karşıyayız. Çok teşekkür ederim. Yani genç gösteriyorum diyelim. Evet. <laughs> çok sağ olun. Çok Peki, teşekkür ederim. Peki kornea nakli gerçekten önemli bir konu. Çünkü doğuştan olan bir takım hastalıklar olabilir. Sonradan bazen çok hızlı gelişen e, göz kayıpları Olabilir. Dolayısıyla kişi e, körlükle karşı karşıya kalabilir. Bu noktada kornea nakli nedir diyelim? Kimlere uygulanır diyelim? Ee, evet kornea dediğimiz organ esasında çok basitçe hemen gözümüzü kapattığımız zaman elimizle dokunduğumuz yer kornea. Bir nevi bizim evimizin penceresi. Yani bu pencere eğer bulanıklaşırsa bunu değiştirmemiz gerekebiliyor. İşte kornea nakli de bu. Yani gözün tümünü değil sadece penceresini değiştiriyoruz ve bazı hastalıklarda mesela diyelim ki bir yaralanma sonrasında bazı doğumsal hastalıklarda bu kornea dediğimiz organ bulanıklaşabiliyor ve değiştirmemiz gerekebiliyor. Bir trafik kazası olabilir, doğuştan bazı hastalıklar olabilir. Ne gibi durumlar kornea naklini gerektirir? Evet bizim ülkemizde özellikle keratokonus isimli bir hastalık var. Bu kornea gitgide dikleşiyor. Özellikle ülkemizde çok sık. Kornea nakillerinin önemli bir bölümünü bu keratokonus isimli hı hı. hastalık oluşturuyor. Bunun dışında bir çarpma sonrasında olabilir veya daha önce bir göz ameliyatı geçirmiş bir hastada da kornea nakli yapmamız gerekebilir. Bazen çocuklarda yapma zorunda kaldığımız doğumsal hastalıklarda kornea nakli ihtiyacı gösterebilirler. Hı hı. E, dediğimiz hastalıkta göz sanki e, bir hamile kadın gibi dışarıya doğru gözün en dış yüzeyi e, çıkıntı yapıyor. Aynen, gitgide dikleşiyor. Dikleştiği için bozuluyor ve görüntümüz bulanıklaşmaya başlıyor. Ve belirli bir yerden sonra başka yöntemlerle eğer düzeltemiyorsak o zaman kornea nakli yapmak zorunda kalabiliyoruz. Hı hı. E, ama özellikle bu hastalıkta gözün iç tarafı canlı kısmı sağlam. Öyle olduğu için Cansız dediğimiz dış kısmı, duvar kısmı e, hastalıklı kısmı değiştirebiliyoruz e, ve böylece esasında nakildeki başarı oranımız yani reddedilme oranımız çok düşüyor ve başarı oranımız ciddi oranda artabiliyor. Peki biz bugün yapay korneyi konuşacağız. Hı hı. Buna siz tıbben keratoprotez adını veriyorsunuz. Yapay korneya nedir? Evet, birçok durumda her kornea naklinde olduğu gibi, ben şöyle örnek veriyorum hastalarımı, başkasının ceketi, ayakkabısı size tam uyar mı? Hayır, tam uymayabilir. Ne yazık ki kornealarda ne kadar başarılı olursa olsun kornea nakilleri her zaman istediğimiz sonucu veremeyebiliyor. Bunun nedeni bazen diyelim ki ciddi bir kimyasal yaralanma, diyelim ki bir kireç yaralanması olabiliyor, göz yüzeyi ciddi hasarlanmış olabiliyor veya daha önceden 4-5 defa kornea nakli yapılmış oluyor. İşte bu gibi durumlarda artık kornea nakli işlemez hale geliyor. Ve işlemediği zaman da yapay kornea ile biz bunu aşabiliyoruz. Bu şekilde birçok hastamızın görmesini arttırabiliriz. Hı hı. O yüzden çok önemli bir yöntem. Nasıl elde ediyorsunuz yapay korneayı? Bu esasında aslında yapay yani dışarıdan yapılıyor. Yapay bir şekilde yapılıyor ve normal kornea naklinin içerisine gömülüyor. İçerisine gömüldüğü için de Vücut tarafından tam anlaşılmıyor. Yani yapay olduğu bir başka dışarıdan suni bir madde olduğu Tam vücut tarafından anlaşılmıyor. Neredeyse bir sandviç gibi. Öyle olduğu için de reddedilme oranı veya atılma oranı çok çok düşük oluyor. Özellikle böyle zorlu durumlarda bizi kurtarabiliyor. Evet, dediniz ki işlemi dışarıdan bir sandviç gibi göze biz yerleştiriyoruz. Evet, aynen öyle. Ee, biz bunu normal bir kornea naklinin içerisine yerleştiriyoruz çeşitli yöntemlerle. Ee, böylece vücut bunu anlayamıyor. Yani hani başka bir doku olduğunu veya başka bir yerden geldiğini. Aynı zamanda bozulmuyor da. Yani normal dokular çünkü aynı canlılar gibi çürüyebilir, e, vücut tarafından reddedilebilir. Ancak bu yapay kornea vücut tarafından reddedilemiyor. Hı hı. O yüzden de uzun süre görmeyi sağlayabiliyor bize. Evet e, Kurtarıcı oluyor. Evet 30 yıldır görmeyen bir hastanızın görmeyi kavuşturmuşsunuz. Aynen evet bizim için çok önemli oldu. Esasında 30 yıl önce bir kireç yaralanması geçiriyor hastamız 17 yaşında. Ve 47 yaşında kadar 5 kez her iki gözünden kornea nakli ameliyatı ve kök hücre nakli ameliyatları geçiriyor. Ancak başarısız oluyor, olabilir. E, bu gibi durumlarda zaten çok önemli. E, mesela biz de bu hastamıza yapay kornea dediğimiz bu keratoprotez işlemini yaptık. Ve hastamızın görmesi hiç e, yoka yakın. Sadece ışık hissinden e, neredeyse %60-70'lere çıktı. E, çok rahat okuyabiliyor. Ve 2 yıldır da bu şekilde. E, e, ben şöyle söyleyeyim. Hastam ilk mesajı şöyle oldu. E, hocam e, e, tek başına yürüyebilmek ne kadar güzel bir şeymiş diye. Gerçekten de e, hayat kurtarıcı çok çok önemli. Peki bu ameliyattan e, sonra işte ışığı e, görmeye başlıyor kişiler. E, başka ne gibi gelişmeler oluyor? Evet e, tabii ki biz hep şöyle söylüyoruz. E, bu hiçbir ameliyat e, yani yeni etkileri olmayan bir ameliyat yoktur. Her ameliyatta olduğu gibi bunun da yan etkileri olabilir. Çok iyi takip edilmesi gerekir. Herkese uygulanmaması gerekir. Ee, i̇yi olgularda, seçilmiş olgularda uygulanırsa çok iyi sonuç verebiliyor. Ee, bunları güzelce hastalarımıza anlatmak gerekiyor. Takip çok önemli. İyi takip yapılırsa çok güzel sonuç alınabiliyor. Hı hı. Kornea kendi yüzeyini e, yenileyebilen bir organ mı? Ya da iç kısımlarını yenileyebiliyor mu? Çok ilginç bir organ kornea. Dış kısmı deri gibi kendini yenilerken iç kısmı hiç yenileyemiyor. Neredeyse hiç yenileyemiyor. Öyle olduğu için de eğer tümden hasarlanmış ise kornea, o zaman değiştirmemiz gerekiyor ee, ve devamlı devamlı değiştiriyorsak artık olmuyor ve o zaman işte bu yapay korneayı uygulamamız hı hı. gerekiyor. Peki benim hemen aklıma geliyor yaygın diyabete bağlı göz hastalıkları ve evet. göz tansiyonu ve katarakt yine bu yöntemle tedavi edilebilir mi? Ee, esasında hayır. Ee, onlarda başka yöntemler kullanıyoruz. Ee, bu özellikle kornea hastalıkları yani korneayı etkileyen hastalıklarda mesela bir örnek katarak ameliyatından sonra eğer korneanın iç tarafındaki e, hücreler bozulmuş ise o zaman ve daha sonrasında tekrar nakillerle e, başarı elde edilemiyorsa işte o zaman bu yapay korneayı yapabiliyoruz. Hı hı. Peki bu ameliyattan e, sonra nelere dikkat etmek gerekiyor? Protezin tutmaması durumu olabilir mi? Evet kesinlikle e, önemli. Çoğunlukla protezin tutmaması durumu çok çok nadir durumlarda oluyor ama çoğunlukla tutuyor. Tutmazsa tekrar değiştirebiliyoruz ama hastalarımıza hep şöyle söylüyoruz, bu işlemi yapmadan önce eğer düzgün kontrole gelebilecekseniz bu işlemi yapalım diyoruz. Bu şekilde ama iyi bir takip yapılırsa, çok iyi sonuç alınıyor. Bir önemli konu daha, birçok astımızı kontak lens, koruyucu kontak lens vermek durumunda hı hı. kalıyoruz. Ama herhangi bir bakımı yok. Ayda bir değiştiriyorlar. Bazen iki ayda bir değiştiriyorlar. Ama hiç görmeyen bir insanın hani görmesini sağlamak düşünüldüğünde yani çekilen şeylerin çok az olduğunu ben söyleyebilirim. Evet. Peki yeni nesil kornea nakillerinde başka ne gibi gelişmeler var? Evet, biz korneayı eskiden tümden değiştiriyorduk ama artık sadece belirli parçalarını yani sadece hasta kısmını değiştiriyoruz. Bu büyük avantaj sağlıyor. Mesela ben böyle basit şöyle anlatıyorum. Dış kısmındaki diyelim ki cansız diye anlatıyorum. Tam doğru değil ama hastalarımız daha rahat anlasın diye öyle anlatıyorum. Cansız kısmı değiştirmek için o parçayı değiştiriyoruz. Böylece iç taraftaki Parçayı değiştirmemize gerek kalmıyor. Mesela keratokonus dediğimiz hastalıkta böylece reddetme oranı ciddi bir şekilde düşüyor. Çünkü vücut canlı olan kısmını anlıyor. Bize ciddi avantaj sağlıyor veya diyelim ki bir çarpma geçirdi hasta bu korneasını kaybetmiyor. Hı hı. Veya bir diğer yöntem sadece iç taraftaki canlıyı değiştiriyoruz. O zaman da inanın hiç dikmeden sadece hava ile yapıştırarak nakili gerçekleştirebiliyoruz. Hastalar %100 dahi görebiliyorlar. O yüzden bu yeni nesil kornea nakilleri başarı oranını ciddi bir şekilde bence arttırdı. Hasta konforunu da arttırmış. Evet, Yapay kornea nakilleri özellikle organ bağışının yetersiz kaldığı durumlarda ön plana çıkıyor. Peki bildiğimiz gibi onu da sormak istiyorum. Kornea nakli kişinin beyin ölümünün gerçekleştikten sonra mı yoksa beyin ölümüyle birlikte mi yapılır? Çok güzel bir soru kesinlikle beyin ölümü gerçekleştikten sonra yani esasında hasta tamamen vefat ettikten çok sonra yapabiliyoruz hatta neredeyse 12 saat sonraya kadar çıkabiliyor bu daha uzun da çıkabildiği durumlar var o yüzden diğer organ nakillerine göre çok daha farklı böylece esasında vermesi yani verici olmak çok çok daha basit diğer organ diyelim ki bir böbrek nakli gibi tam ölmesi beklenmeden değil de tam Hepsi bittikten sonra e, alınabiliyor. Yani sanki bir saçımızın ucunu kesip vermek gibi. O yüzden çok daha rahat verici sağlanabilir. Ve böylece birçok insanın, bekleyen birçok insanın e, görme umutları da gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum ben. Evet, gerçekten de yapay korneye görme yeteneğini e, bekleyen hastalar için önemli bir alternatif ve uygulama. Bu arada izleyicilerimize de buradan çağrıda bulunalım. Kornea Bağışı için, organ bağışı için daha fazla hassas ve duyarlı olalım ve hemen son sorumuzu şöyle yöneltelim. Acaba kişi organlarını bağışladığında Konyasında bağışlamış mı oluyor? Evet, kesinlikle bağışlamış oluyor. E, esasında daha önce bir kanun da vardı e, bu şekilde. E, yani tam organ bağışı olarak da düşünülmüyor. Yani sadece saçımızın biraz önce söylediğim gibi ucunu kesip vermek gibi. O yüzden çok daha rahat ve kolay. O yüzden herkesi buna yönlendirmeyi e, isterim. Evet Profesör Doktor Orkun Müftüoğlu teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler sırada kısa bir haber ardından diğer konuğumuzla sohbete devam ediyoruz.